Airsoft İzmir Avmarket, İSG Teknik Servis'ten merhaba arkadaşlar. Gaz kaçağı olan bir VE Glock 17 tabancamızın gaz kaçağını gidereceğiz. Bu birçok arkadaşımız tarafından zaten kendi evlerinde yapılabilen basit bir işlemdir. Bu videodaki amacımız Airsoft hobisine yeni başlayan arkadaşlarımızı bilgilendirmek ve kargo ücreti ödemeden kendi tamirlerini kendileri evlerinde yapabilmelerini sağlamak amacıyladır. İşlemimizden önce şarjörümüzün gaz kaçağının nerede olduğunu tespit ettik. Öncelikle onu tespit edebilmemiz için bir su bardağına, saydam bir su bardağına su doldurup gazın nereden çıktığını görebiliriz. Yahut kulağımızla dinleyerek veya basit bir şekilde parmağımızla bastırarak gazın tam olarak nereden kaçtığını tespit edebiliriz. Ama en güzel ve en basit ve en kullanışlı ve en net sonuç veren de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi saydam bir su bardağına belli bir miktar su doldurup daha sonra kaçağın nerede olduğunu görmek. Kaçağın nerede olduğunu tespit ettik. Kaçak genellikle alt taraftaki dolum valfinde olur. Fakat şimdi kenarlardan kaçırıyor. Demek ki altındaki contada bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle içinde gaz olup olmadığını anlamamız ve varsa gazı boşaltmamız gerekiyor. Bunun için de gaz çıkış valfine parmağımızla basıyoruz. Eğer çok bir sertlik hissedersek içinde gaz basınç olduğunu anlıyoruz. Bunu da bastığımız ve herhangi bir sertlik hissetmediğimiz için gazın olmadığını tespit ettikten sonra kaliteli ucu olan bir yıldız tornavida alıyoruz. Ucu eğer kaliteli olmazsa ve tam bir yerine oturmayacak şekilde bir uç seçtiysek bu vidayı yalama yapabiliriz. Yalama yaparsak da biraz sıkıntı olur. Onun için dikkatli bir şekilde vidayı yerinden çıkartıyoruz. Vidayı yerinden çıkartırken alt kapak çıkmasın diye parmağımızla destekliyoruz. Biraz uzun bir vida. Vidayı yerinden çıkarttıktan sonra şarjör alt kapağı tutan mandalı elimizde tutuyoruz ve tırnaktan alt kapağı yerinden çıkartıyoruz. Ve bu mandalı yavaşça bırakıyoruz. Çünkü altındaki yay sebebiyle fırlayıp gidebilir ve kaybolur. Yapmamız gereken işlem bu contanın ne durumda olduğunu görmek. Contayı yerinden çıkartıyoruz. Contamız gaz kaçırıyor fakat şekil olarak herhangi bir çok fazla bir deformasyona uğramamış. Sadece biraz yağsız kalmış görünüyor. Herhangi üzerinde bir yırtık da tespit etmediğimiz için tekrar aynı contayı yerine takıyoruz. Kanalına oturduğundan emin olduktan sonra sıvı silikonla güzelce yağlıyoruz. Aynı şekilde vidanın üzerindeki contanın da sağlam olduğuna emin olduktan sonra sıvı silikonla yağlıyoruz. Ve sökmüş olduğumuz parçaları aynı sökmüş olduğumuz sırayla tekrar yerine geri takıyoruz. Parçayı tekrar parmağımızla tutuyoruz. Kapağı yerine takıyoruz. Ve vidamızı sağ tarafa doğru çevirerek sıkıştırıyoruz. Tam olarak sıkıştığından emin olduktan sonra gaz basarak kaçak olup olmadığını tekrar test ediyoruz. Şu anda herhangi bir kaçak olmadığına eminim. Tam emin olabilmek için videodan sonra tekrar bardak testine tutacağım. Eğer bu şekilde eğer çözüm bulamazsak www.izmiravmarket.com üzerinden tabancanızın markasına göre, modeline göre, şarjörünüze göre uygun contaları satın alıp evinizde bu işlemi teknik servisimize göndermeden, kargo parası ödemeden ve beklemeden kendinize yapabilirsiniz. En son olarak da tekrar alt kapağı takıyorum ve artık şarjörümüz kullanıma hazır.